Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere fellah köftesi nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Genişçe bir tepsinin içerisine 1 su bardağı köftelik bulguru alıyorum ve üzerine 1 su bardağı kaynar su ekliyorum. Bulguru şöyle bir karıştırıp ıslanıp şişmesi için kenara alıp en az bir 5-6 dakika bekleteceğim. Köftelik bulgur suyun tamamını çekip güzelce şiştikten sonra kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yarım su bardağı un, bir çay kaşığı kimyon, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı reyhan, 1 tane küçük yumurta ve 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Bütün malzemeleri önce kaşıkla şöyle bir karıştırıyorum. Eğer bulgur sıcaksa onun da biraz soğumasını sağlıyorum böylece. Ardından tüm malzemeler bütünleşinceye kadar elimle yoğurmaya başlıyorum. Fellah köftesinin bütün malzemeleri birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar yoğuracağım. Köfte güzel sıkı bir hal alacak. Eğer yoğururken bu kıvama getirmekte zorlanırsanız yanınızda bir bardak soğuk su bulundurun ve köftenin içerisine azar azar su ilave ederek o şekilde de toparlayabilirsiniz eğer malzemeleriniz toparlanmazsa. Ben bu tarifi hazırlarken su eklemesi yapmadım çünkü benim malzemelerim köftenin toparlanması için yeterli oldu. Gördüğünüz gibi iyice yoğuruyorum. 5-10 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır. Çok fazlasına gerek yok. Fellah köftesini yoğurdum ve hazırladım. Şimdi porsiyonlayacağız. Gördüğünüz gibi ilk önce şöyle çiğ köfte büyüklüğünde alıp sıkım yapıp kenara koyuyorum. Sonra o parçayı elimi ıslatarak rulo şeklinde yuvarlıyorum. Ve nohuttan biraz büyük parçalar koparıp elimle sıkıp tepsinin içerisine alıyorum. Her bir parçayı elimle yuvarlayıp şöyle parmağımı bastırarak şeklini veriyorum. Eliniz kurudukça elinizi suya batırıp yuvarlarsanız bu işlemleri çok daha rahat şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim size şeklini. Bu şekilde olması bizim için ideal. Fellah köfteye şekil verme işlemini tamamladım. Köftelerin tamamı bu kadar oldu. Şimdi bir tencerede su kaynattım ve içerisine hazırladığım fellah köftesini ekleyip pişirmeye başlıyorum. Üzerinden şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum köftelerin ve 7-8 dakika kaynatmak yeterli olacaktır fellah köftelerin pişmesi için. Köfteler piştikten sonra süzgeç ile kevgir ile çekiyorum ve bir tepsinin içerisine alıyorum. Köftelerin kalan kısmını da aynı şekilde pişiriyorum. Hepsini bir tencereye sıkıştırmak istemedim. İki parça da pişirdim. Şimdi fellah köftelerin sosunu hazırlayalım. Bunun için bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Üzerine ezmiş olduğum 2 diş sarımsağı ekliyorum. Ve yağ ile güzelce karıştırıp sarımsakları biraz pişiriyorum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı biber salçasını ekliyorum ve salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum.
2 tane domatesin rendesini de ekledim ve onu da güzelce karıştırıyorum. Sosumuz kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp sosun altını kapatıyorum. Hazırladığım sos sıcakken fellah köftesinin üzerinden şöyle gezdiriyorum. Sos ile köfteleri güzelce karıştırıyorum ve sonrasında fellah köftesi servis için hazır olacak. Diğer bir adıyla sarımsaklı köfte. Gerçekten yemesi çok lezzetli bir tarif. Bulgurlu tarifleri sevenlerin kaçırmaması gereken lezzetlerden bir tanesi. Üzerini de biraz maydanozla süslüyorum ve dilediğiniz gibi yeşillikle, maydanozla, kıvırcıkla servis edebilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle 2-3 kişilik porsiyon rahatlıkla çıkacaktır. İsterseniz artırarak da hazırlayabilirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyecek herkese afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.